Merhaba arkadaşlar. 22 Mayıs Pazar günü yurt içinde Adana, İstanbul ve Diyarbakır yarışları koşulacak. Hepinize keyifli bir pazar ve bol şanslar diliyorum. Adana'da 9 koşulu bir program var. 4'ü çim pistte ve 5'i kum pistte olmak üzere. Dolayısıyla 2 altılı ganyan olacak. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor. 2 yaşlı İngiliz taylarının 1100 metre kum pistte maiden koşusu. 1 numara, 3 numara ve 8 numara ilk kez koşacak. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 4 numaralı Anna Karenina ve 6 numaralı London Age de ekürü olarak yarışa katılıyor. Performanslarına baktığımızda ekürüler muhtemelen epeyce önde çıkacak. Ve rakiplerine göre daha iyi bir performans gösterdi şu ana kadar. Ama ilk kez kum pistte koşacak her ikisi de. Yani bazı atlar için kum pist ve çim pist çok farklı performans gösterebiliyorlar. Bilmiyorum burada ekürülerin haricinde bir safkan kazanabilir mi? Koşmayan atlara baktığımızda 1 numara Out of Control yavrusu. 8 numara Enyalüyüz, Karamazi'nin atı Enyalüyüz yavrusu ve ilk kez bir yavrusu koşacak. Ona da Yamak 0 biniyor. Yani 2 numara Jet ISO Şanlıurfa'da bir koşu koştu. Ganyanı çok düşük olmasına rağmen 2,5 lira gibi bir ganyanı vardı ama bekleneni veremedi. 8. Oldu. Bugün Ferit yardımcıyla araya girebilir mi acaba ekürlerin arasına? 7 numara keza 3 defa çim pistte koştu. Ki Aygır'a, sahibine ve antrenöre baktığımızda daha çok kum pisti anımsatıyor bana. Burada sürpriz yapabilir mi? Kararsız kaldım açıkçası. Bilemiyorum. Öncelikli ekürüler tabii ki sonra 7 ve 2 zorlayabilir, sürpriz yapabilir. Ekürüler epeyce favori benim de. İkinci koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının 2000 metre kum pistte koşacakları handikap 15 koşu. Burada da yarışı kazanacağını düşündüğüm 2 numaralı Bolt Lyon Suruç. Son 3 yarıştır çim pistte koştu ki orada da gayet iyi koştu. Kum pistte de daha başarılı bence. Binicisi İsa Akyavuz'la çıkıp bitireceğini düşünüyorum. Tek diyorum 2 numaralı Bolt Lyon Suruç için. Adana'da 7'de plase 3. koşuyla başlayacak saat 13.30'da. 2 yaşlı İngiliz tayları 1100 metre mesafede meydandan çıkmak için koşacaklar. Burada zaten birçok tay ilk kez koşacak. 3, 4, 7 ve 8 numaralı taylar ilk kez koşacaklar. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyoruz her zamanki gibi. İlgililerine de başarılar diliyorum. Epeyce zor bir yarış bence. Yani sürpriz olabilir burada. Koşan safkanlar var tabii. 1 numaralı Şanlıurfa'da güzel bir ikincilik yaptı. Kolyoz 2 sefer çim pistte 4 ve üçüncülükler yaptı. 5 numara yine çimde üçüncülük yaptı. Ben epeyce fazla at yazacağım buraya. Önceliğim Mehmet Salih Çelik idaresindeki 5 numaralı Best of West olacak. Smart Ruby'nin tayı. Ki Mehmet Salih Çelik de çok başarılı bu aralar özellikle. Yanına önereceğim ilk tay 2 numaralı Kolyoz olacak. Sonra 8 numaralı Tarsus Rüzgarı ilk kez koşacak olmasına rağmen ben yazmaktan yanayım. Tabii idman pistlerini de göremiyoruz. Yok. Görseydik daha iyi bir karar verebilirdik. Sonra 3 numaralı Marka Bey ve 4 numaralı Otmun Punch'ı da yazmak lazım düşünüyorum. Zor bir koşu. Sıralamam 5, 2, 8, 3 ve 4 olacak 3. koşu için arkadaşlar. Adana'da 4. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1200 metre çim pistte koşacakları handikap 14 koşu. İkinci altılı ganyanın da ilk ayağı aynı zamanda. 12 safkan yarışa kayıtlı 6 numaralı Narlı Dere ve 10 numaralı Tez Geçer ekürü olarak yarışa katılıyor. Benim burada önceliğim favorim 2 numaralı Ağca Bey'i olacak
ki yaklaşık 5 ay aradan sonra yeni formasıyla koşu gördü. 1300 metreyi 1.25.93 gibi iyi bir dereceyle ikincilikle tamamladı. Yani siz de tutuyorsanız tek atabilirsiniz arkadaşlar. Tabii altılı Ganyan'ın ilk ayağı ve biraz istikrarsız safkanların olmasından dolayı ben yanına at yazacağım. Ama 2 numarayı çok tuttuğumu söylemeliyim. Sonra 5 numaralı Ihlamur Çiçeği ilk kez Çin pistte koşacak. Muhammed Özdemir idaresinde yazmak lazım. 12 numaralı Riziko buranın sürprizini yapabilir Mert Gökalp Arslan ile. 3 numaralı Baba Ramazan ki o da Çin pistte ilk kez koşacak yanlış hatırlamıyorsam. Ki sonlarda etkili sprint yapabilen bir safkan Yakup Bey'in yavrusu. Onu da yazalım. Sonra 4 numaralı küçük Haşim Aziz Akdemir'le ve 1 numaralı İlsum Nizamettin Demir'le ikinin kötü koşması halinde şanslı olabilecek safkanlar. Dediğim gibi 2 numara bir iki adım önde bende. Sonra 5, 12, 3, 4 ve 1 diyorum 4. koşu için. 5. koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre Çin pistte koşacakları şartlı 3 koşu 12 safkan yarışa kayıtlı. Önceliğim 2 numaralı Cano Bey olacak ki bir önceki Çin yarışını kazanmıştı. Buradaki rakibi 3 numaralı Tai Lung'un da önünde. Çin pistte daha iyi koştuğunu gördük ki son yarışında da 5.lik yaparken startta da oyalanmıştı. Dolayısıyla yine startta kalabilir. Yanına rakip önereceğim. Sürpriz bir safkan hatta bomba bir safkan 8 numaralı Power of Woman diyeceğim ilk rakip olarak. Geçen yılki performansından uzak olsa da bugün sadece dil bağı ile koşacak. Bir sürü takılarıyla koşmuştu. Yine de startta kaldı. Birçok yarışın derecesiz bitirdi. Bugün için yazmak lazım. Sürprizlere öneriyorum. Sonra 4 numaralı Baba Bülent ki burada Bülent ve Baba Bülent var. Ben 4 numaralı Baba Bülent'i yazmaktan yanayım. Ve son olarak da Çin pistte ilk kez koşacak olan 12 numaralı Agreement bir hakem temsilcisi Erkan Tunç'la yarışa katılıyor. Yine burada sürpriz yapmasını düşündüğüm safkanlardan biri. Sıralamam 2. 2, 8, 4 ve 12 olacak 5. koşuda arkadaşlar. 1. altılı Ganyan'ın son ayağı saat 15'te başlayacak şartlı 4 koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1300 metre Çin pistte koşacaklar. Burada da banko önereceğim safkan 2 numaralı Karabayırlı olacak. Ki son yarışını şahane bir birincilikle bitirdi. Kısa vade 6 koşu 1300 metre yani bu pist ve mesafede 1.15.81 ile kazandı. Ki Velat Demir'le de şahane bir uyumu var. 7 kez Velat Demir ile koştu Karabayırlı. 4 birincilik, 1 ikincilik, 2 de dördüncülük yaptı. Yani çok uyumlular ikisi. Bugün içinde o sprintini yapabilirse son koşudaki bu rakiplerini de geçecektir diyorum. Banko diyorum 2 numaralı Kaya Bayırlı için. Adana'da 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap kısraklarının 1400 metre kum pistte koşacakları şartlı 5 koşu 7 kısrak yarışa kayıtlı. Önceliğim Aziz Akdemir idaresindeki 1 numaralı Tumbul Çiçeği olacak. Kaysbert'in yavrusu. Ki handikap olarak baktığımızda da 99 handikap. Yani her yarışında çok iyi bir performans sergiliyor. Bugün için yarışı kazanmaya çok yakın. Sadece bir rakip önereceğim yanına. O da 2 numaralı Albunea olacak. Nizamettin Demir idaresinde. Totosuna baktığımızda son 6 yarışında 2, 3, 4 ve 5.likleri var. Bugün için de yanına bir birincilik koyabilir ki kum pistte daha iyi koşuyor. Son 4 yarışı Çin pist. Sürpriz yapabilir burada. 1 ve 2 diyorum. Kırat Kızı da sonlarda çok etkili sprint yapabilen bir safkan ama kum pisti biraz eksik. Onun için önermeyeceğim.
1 ve 2 deyip geçeceğim arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre kum pistte koşacaklar şartlı 5 koşu. Epeyce zor bir koşu. Sık sık beraber koşup birbirlerini geçen safkanlar var burada. Ben 5 atı yazdım. İlki 2 numaralı Perichlis olacak. Epeyce istikrarsız bir safkan, yani bir yarışını tutmuyor açıkçası. Gerçi ekürüye baktığımızda da genelde öyle hatırlıyorum. Atları genelde biraz istikrarsız. Tabii iyi bir ekürü. Son yarışında da çok iyi bir birincilik yaptı, rahat kazandı. Bugün de ilk şanslı olarak öneriyorum. Yanına önereceğim rakiplerin ilki 7 numaralı Into olacak, Ferit yardımcıyla. Bu sene Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da koştu. Daha önceki yıllarda defalarca kısa vade, açık ve grup yarış koşmuş bir safkan. Ve A3 pansiyon Haray'ı kazanmış bir safkan. 6 yaşındaki Kaneko'nun yavrusu 7 numaralı Into. Bugün yazmadan olmaz. Sonra 3 numaralı Palavin, Sayın Fedai Kahraman ekürüsünün safkanı. Ki son yarışında bu pist ve mesafede 1.27.02 ile kazandı. En iyi derecesi 1.25.71 yazıyor ama bunu bu pistte yapmadı. Antalya pistinde yaptı diye biliyorum. Onu da söyleyelim. Sonra 1 numaralı Pastör, 7 yaşındaki Pastör de yazmak lazım, sürpriz yapabilir. Ve son olarak da 10 numaralı Tivatlı. Son yarışında 5.'lik yaptı. Buradaki rakiplerine de geçildi ama epeyce dağınık koştu o gün. Bugün Mehmet Salih Çelik'le yine burada sürpriz yapabilecek bir safkan. Yazalım onu da. Sıralamam 2, 7, 3, 1 ve 10 olacak arkadaşlar. Adana'da son koşu saat 16.30'da başlayacak. Şartlı 2 koşu 3 yaşlı Arap Taylarının. Dişi Arap Taylarına ait bir koşu 1200 metre Çim pistte koşulacak. Burada ilk kez koşacak 12 numaralı Şentepe var. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Ve kazanmış da bir tay var burada, 2 numaralı Gürbeyaz. Muhtemelen de büyük favori çıkacak. Çok da iyi bir başlangıç yaptı. İyi de bir eşkali var Gürbeyaz'ın. Ama yarışa adapte olmakta epeyce zorlandı o yarışta. Son metrelerde düzgün aksiyonları bulunca yarışı kazandı. Tabii ki benim de favorim. 1-2 adım rakiplerinin önünde. Ama bir tay yarışı bilmiyorum. Yani ben 2 tay var burada. Özellikle 5 numaralı Sakartay. Gerçek gücün henüz gösteremediğini düşünüyorum. Mustafa Kemal Kumbasar'la burada bir sürpriz yapabilir. Yazmaktan yanayım. 4 numaralı Efulim zaten plase çıkar muhtemelen. Özellikle 5 numarayı altılılar için veya bahis için en azından öneriyorum. Ve 4 numarayı da tabii. Altılı şablonumda 2 ve 5 olacak. Dediğim gibi 4'ü de yazabilirim yerim olursa. Tabii ki 2 numaralı Gürbeyaz epeyce önde. Yarışı kazanmaya yakın. Onu da söylemek lazım. Ve Adana ile ilgili de değerlendirmelerimi bitirdim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.